Sonuna kadar izleyin. Emin olun çok şey öğreneceksiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hızlı ders öğrene. Hoş geldiniz. Bugün Kimya Full tekrarda 14. bölümdeyim arkadaşlar. Bundan önceki bölümleri izlemediyseniz Kimya ve Full tekrar oynatma sistemini tıklayarak izleyebilirsiniz. Hızlı ders öğren kanalından diyorum ve bazı özelliklerin periyodik cetveldeki değişimlerine bakıyorum. Bir Atom numarası arkadaşlar. Periyotlarda soldansa Gruplarda yukarıdan aşağı inildikçe atom numarası artar arkadaşlar. 2. Atom yarıçapı yani atom açmi. Atom yarıçapı atomun büyüklüğünün ölçüsüdür. Bu bakımdan yörünge sayısıyla doğru orantılıdır. Yörünge sayıları eşitse atomun numarası küçük olanın yani çekirdekteki çekim kuvveti az olduğundan yarıçapı daha büyüktür. Bu bakımdan gruplarda yukarıdan aşağıya inildikçe atoma yeni yörüngeler eklendiğinden atom çapı artmakta. Soldan sağa doğru yeni yörünge eklenmediğinden atom çapı azalmaktadır arkadaşlar. 3. İyonlaşma enerjisi İyonlaşma enerjisi atom çapı ile ters orantılıdır. Soldan sağa doğru çap azaldığından yoğunlaşma enerjisi artmakta. Yukarıdan aşağıya doğru çap arttığından yoğunlaşma enerjisi arkadaşlar azalmaktadır. 4. Elektron alma ve verme özelliği. Gruplarda yukarıdan aşağıya inildikçe elektron verme özelliği artar. Periyotlarda soldan sağa gidildikçe azalır. Yörünge sayıları eşit olanlardan değerlik elektron sayısı az olan daha kolay elektron verir. Bir elementin metalik özelliği elektron verme eğilimiyle ölçülür arkadaşlar. Bir elementin ametalik özelliği de elektron alma eğilimiyle ölçülür. Kimyasal bağlar ve çeşitleri nelerdir onlara bakalım bir de. Kimyasal bağ çekirdekteki atomları bir arada tutan kuvvettir. İki ya da daha fazla atom arasında elektron alışverişi veya ortak kullanımı ile kimyasal bağlar oluşmaktadır. Atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha düşük enerjili duruma yani daha kararlı duruma erişmek için bir araya gelirler ve kimyasal bağlar sayesinde atomlar bir arada düzenli olarak belli bir geometri oluştururlar. Bu geometri oluştururken amaç elektron dizişlerini soy gazlara benzetmeye çalışmaktır. Birçok fiziksel özellik elektriksel bağların cinsine bağlıdır. Ve bu kimyasal bağlar ile farklı maddeler meydana gelmektedir. Kimyasal bağın kuvvetli olması sertliğini ve erime noktasını yükseltir arkadaşlar. Atomlar neden soy gazlara benzemek isterler? Bir de onun Medenlerine bakalım. Soy gazlar kararlı bir yapıya sahiptir ve elektron alıp verme eğilimleri yoktur. Yani denge halindedir. Ve en dış elektron kabukları tamamen elektronlarla doldur. Periyodik cetvelin en kararlı grubu olmalarından dolayı diğer bütün elementler soy gazlara benzeyebilmek için elektron alışverişi veya ortak kullanıma girerler. Elementin son yörüngesinde iki elektron bulunan helyum soy gazına benzemek istemesi dublete yani ikiye varmasıdır. Diğer son yörüngelerinde 8 elektron bulunan soy gazları benzemek istemesi de oktete yani 8'e varmasıdır. Soy gazlarının kararlı olması ve boş orbitallerin bulunmaması normal şartlarda onlara bağ yapma özelliği vermez arkadaşlar. Diyorum ve bir kimyafu tekrar tekrar videomun daha sonuna geliyorum arkadaşlar. 15. bölümde gelecek arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Kimya full tekrar tam gaz devam ediyoruz diyorum ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve hızlı ders öğren kanalına mutlaka abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar.